Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda bulunduğum yer Signature adı verilen buranın en lüks marketlerinden. Maalesef Lübnan'ı gezerken böyle büyük marketler bulamadığım için şu anda bulunduğumuz en lüks semtinde bir market videosu çekmek zorunda kaldım. Şöyle söyleyeyim öncelikle, burada şu anda 1 dolar eşittir 90 bin Lübnan lirası yapıyor. Ama içeri girdiğiniz zaman göreceksiniz ki her şey dolarla satılıyor burada. Çünkü çok ciddi bir şekilde kurlarla ilgili dalgalanmalar olduğu için hükümet bir karar almış. Artık Lübnan'ın her yerinde dolarla alışveriş yapabiliyorsunuz. Böyle olunca da fiyatlar çok ciddi bir şekilde artıyor. Yeni market videomuza bu sefer Beyrut'taki Signature Market'le devam ediyoruz. Ama bir daha söylüyorum, buradaki fiyatlardan en az bir %20-%30 daha düşük olduğunu düşünmelisiniz. Şimdi etlere bakalım arkadaşlar. Tabi burada biraz garip Arjantin bifteği var mesela burada. 1 kilosu 19 dolar. İnanılmaz ucuz arkadaşlar. Gerçekten bu çok ucuzmuş. Çünkü bildiğiniz Arjantin bifteğinden bahsediyoruz. Bunlar bu şekilde. Onun dışında bakın devam ediyorum. Hay. Daha farklı işler, ne olduğunu bilmediğim etler 55 dolara kadar fiyatları çıkıyor. Standart bir et bakalım var mı? Onlara da bakalım. Ha, kıyma mesela. Kıymanın kilosu mesela şu gördüğünüz 816 gram 5.30 dolar. Yani 1 kilosu 6.5 dolar civarında. Türkiye'den kıyma daha ucuza geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra burada parça etler falan var. Ha, beef diyor. Dana, omzu diye artık bir şekilde satılıyor. Kilosu 7.5 dolarmış. Bayağı iyiymiş. Demek ki omuz burada ucuz. Filetler var 13.5 dolar. Yani çok ciddi bir dalgalanma var et fiyatlarında. Tavuklara bakalım. Bakın tavuklar da şurada mesela 5.23 dolar arkadaşlar. Şu gördüğünüz bir tavuk 5.23 dolara satılıyor. Biraz da lüks tüketime bakalım arkadaşlar. Somonların gördüğünüz gibi 240 gramı 19 dolar. Burada diğer karidesler işte mesela 150 gram karides 8.25 dolar. Yani bunlar çok ciddi paralar bu arada. Yani Lübnan'ın pahalı olduğunu söyleyebilirim Türkiye'ye göre. Onun dışında yine bakın daha özel filet somonlar 5.49. Burada yine farklı ürünler. Direkt bunlar hepsi ithal ürünler bu arada. Yani bunlar da bu şekilde. Havyarlar var 14.99, 10.99, 6.99, 6.49. Onlar da bu şekilde. Biraz daha ithal ürünlere anlatalım arkadaşlar. Bakın İtalyanların meşhur pastırmaları, salamları. Tabi bunların hepsi domuz ürünü olduğunu söylemem gerekiyor. Burada ciddi bir Hristiyan nüfusu olduğu için domuz ürünlerini de çok rahat satıyorlar. 3.99'a mesela bakın Ferrari'nin. Bunu İtalya'da görmüştüm ben bunu. Yine işte domuz pastırmalarını alabiliyorsunuz. Ama bunlar tabii ki 90 gram, 100 gram. Yani hesapladığınız zaman şöyle bir paketi 150 liraya alıyorsunuz Türk lirasıyla. Yani ve bu market... Az önce bahsettiğim gibi çok lüks bir market. En lüks semtindeyiz bu arada. Ama fiyatlar da uçuk. Bizdeki Makro Center tarzındaki bir mekan olduğunda tekrar söylemeliyim. Şimdi Kazakistan videomda herkes bana bisküvi çikolata sormuştu. Niyeyse onları da çok merak ediyorlar. Bakın şöyle göstereyim. Snickers'lar 0.90 dolar. Yani 27-28 liraya şöyle bir Snickers alıyorsunuz. Twist'ler 0.45, 0.90. Bu gördüğünüz fiyatların hepsi dolar arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar söylüyorum ama çünkü kur sıkıntısından dolayı Lübnan'da da artık dolarla her şey satılıyor. Tabii Lübnan parası varsa bunu hemen kuru çarpıyorlar. Onu da o şekilde ödüyorsunuz. Mesela Milka'nın şu şekilde 0.73 euro şey dolar. Yine KitKat'lar 0.59 dolar. Şöyle şu tarafa dönelim. Burada mesela Lindt, dünyaca ünlü Lindt çikolataları. Burada 3.10 dolar arkadaşlar. Şu gördüğünüz şey 100 liraya yakın bir fiyatta satılıyor burada. Türkiye'de daha ucuz tabii ki. Onun dışında Cadbury, İngilizlerin meşhur çikolatası. Bunlara 4 dolar civarında. Wawel, Polonyalıların meşhur çikolatası. Bu da 1.79. Bakın bu bayağı iyiymiş fiyatı. Yani 50 liraya yakın bir fiyata Wawel'ın çikolatalarını alabiliyorsunuz. Ara ara BİM'e de geliyor. Kaçırmayın derim. Onun dışında Milka'lar 1.49. Yani çikolata da yine diğer ürünler gibi pahalı olan ürünlerden. Yurt dışında gezerken hep şey tavsiye ederim. Marketlerden alışveriş yapın eğer pahalı bir ülkedeyseniz. Oradan sandviçinizi falan eğer otelinize kahvaltı yoksa yapabilirsiniz. Hep de böyle şeyler genellikle Avrupa'da 1 dolara, 1 euroya falan satılır. Ama burada 2.84 dolara Kirin'in krem peynirleri var. Mesela Eloise var. Fransızların meşhur krem peyniri. 2.55 burada da. Onun dışında burada yoğurtlar başlıyor. Bunlar da işte ballı yoğurt falan filan. Şu küçücük bakın yoğurt bile 1 dolar arkadaşlar. 1 dolar. Türkiye'de şu anda bu tarz şeyleri ikilisini, üçlüsünü bu fiyata alabiliyorsunuz. Yunan yoğurtları var. Direkt bakın Greek yoğurt diyor. O da 1.10 dolar. Bunlar biraz daha tatlı oluyor. Onun dışında hani en ucuz gördüğüm şey arkadaşlar şu küçük yoğurtlarda 1 dolardan daha düşüğe yok. Ha şunlar var işte çikolatalı pudingler falan var 0.89 dolar. Onun dışında biraz da meyve sularına bakalım. Ha bunlar biraz daha lüks olduğu için diğerleri ondan göstereceğim. Yoğurtlara bakalım. 2 kilolu 3.19 dolar. Yani 90 liraya civarına 2 kilo yoğurt alabiliyorsunuz.
Daha pahalıları da var tabii ki. Ben en ucuzunu size gösterdim. Ayranlar var. Bakın bu ayran direkt 1.79 dolara 1 litre ayran alıyorsunuz. Sonra biraz daha küçük paketler de var. Yine aşağı yukarı fiyatlar değişmiyor. Burada peynirler var. Paket peynirler var. Onlar da mesela bu ne? Mozzarella. İtalyanların mozzarellası bakalım. 250 gramı burada 100 liradan daha fazlaya satılıyor. Ama İtalya'da siz böyle bir şeyi 1.5 dolara falan euroya alabiliyorsunuz. Daha yani hemen hemen yarı fiyatını alabiliyorsunuz. Bunlar da bu şekilde. Arkadaşlar burada birazdan mozzarella ve yellow cheese, cheddar, kaşar peyniri gibi şeyler göreceksiniz. Bakın 200 gramı 3.39 dolar. Yine 100 liraya geçiyor. Daha büyük paketlerdekiler tabii ki artık 400 gramı nereden baksanız 150 liraya yakın bir fiyatta satılıyor. Ha, Türkiye'de mozzarella Türkiye'ye göre ucuzmuş onu söyleyeyim ama İtalya'ya göre tabii ki çok pahalı. Ondan sonra çok daha büyük bak mesela 1 kiloluk mozzarellası arkadaşlar 7 dolar. Yani 200 liraya 1 kilo alabiliyorsunuz. En son metrede bunlar 400 lira civarındaydı Türkiye'de de. Onun dışında bakın farklı İngiliz peynirleri, işte Fransız peynirleri, İtalyan peynirleri, farklı farklı peynirleri de Lübnan gibi ülkede bulabiliyorsunuz. Ama bu bölge çok lüks olduğu için ve çok zengin insanlar yaşadığı için bunları bulmanız tabii ki doğal ve bol bol bunları da satıyorlar. Şimdi Lübnan'ı gezerken sık sık Lübnan ekmeğini göreceksiniz. Bunlar Türkiye'de artık yaygınlıkla bulunabilen ekmeklerden. Şu kadarcık 280 gram içinde 5 tane, evet 5 tane varmış. Ekmekler 0.60 dolara satılıyor. Yani 18 liraya şunu alabiliyorsunuz. Onun dışına bakın Suriyelilerle birlikte hayatımıza giren ve çok daha büyük olanları da şu kocaman paketi 2.5 dolara şöyle bir Suriye ekmeği alabiliyorsunuz, Arapların ekmeğini. O da işte nereden baksanız 70-80 liraya geçiyor. Böyle küçük küçük işte paketlerde atıştırmalıklar 1.29. Bakın bunlar mesela fiyatları gayet iyi. Yani Avrupa ile kıyaslıyorum tabii ki şu anda. Onlar gayet iyi. Böyle işte bizdeki kandil simitleri gibi 1.25 dolara satılıyor. Bu tost ekmeklerine bakalım şurada. Tost ekmekleri bu şekilde bayağı pahalı. 14 dolar. Neymiş ya bu kadar karamelli diyor da. Biraz da herhalde standart tost ekmeği değil bunlar. Ha standartları şurada aynen. O demek ki özel bir ekmekmiş. Şöyle bir yarım kiloya yakın bir tost ekmeği 1 doların altına satılıyor arkadaşlar. Şimdi salam sosislere bakalım. Bunlar biraz daha yerel markalar arkadaşlar. Ama arada tabii ki Turkey mesela orijinal hindi eti arkadaşlar. Şu kadar gördüğünüz bir hindi eti ciddi bir pahalı. İşlenmiş et çok pahalı. Onu görmüş olduk. Çünkü burada üretim yok. Hep ithal geliyor. Ama kiloyla satılan etler çok ucuz Türkiye'ye göre. Sosisler mesela 15 dolar. Şu gördüğünüz sosis arkadaşlar 15 dolar. Yani 450 liraya şunu alıyorsunuz. İnanılmaz pahalı. Zaten bir şeyin yöresel mi şey olduğunu anlayabiliyorsunuz fiyatlarına. Eğer dışarıdan geliyorsa hemen dolar fiyatıyla satılıyor. Ama daha böyle bir Lübnan içerisinden yapan şeyleri de daha ucuz dışarıdan gelenleri dolar olarak görüyorsunuz. Şimdi bir de dondurulmuş gıdaya bakalım bakın arkadaşlar. Diyelim ki geldiniz otelinizde mikrodalga var. Hiç affetmeyin böyle şeyleri alın. 6 dolara şöyle İtalyan pizzası satılıyor. Mesela İtalya'da bunları mekanda bu fiyata yerken burada markette satılıyor. En son İtalya seyahatimde şunları 2.5 dolara, euroya, 1.5 euroya almıştım. Daha ucuza da var tabii ki. 5.20'ye var. 4 yanılmıyorsam mevsim pizza diye geçiyor bu. 3.65'e de var daha küçüğü. Bakın 3.65'e var. Onun dışında daha devam edelim. Böyle pizza hamurları 2.80. Böyle yine mikrodalganız varsa ya da kızartma şansınız varsa böyle küçük küçük spring rolls'lar. Çin ürünleri mesela Çin yemeğinin spring rolls çok meşhurdur. 3.59 dolar. Bu şekilde geçiyoruz. Yumurta. Yumurtaya göstereyim arkadaşlar size. Yumurtanın 30'lusu 4.69 euro. Dolar. 4.69 dolar ne yapıyor? Türkiye'den çok pahalı yapıyor. 150 liraya yakın bir fiyata 30'lu yumurta alabiliyorsunuz. Türkiye'de sanırım en son 100 lira civarındaydı 30'lu yumurta. 120 dolardır emin değilim. Biraz daha küçük paketlerde fiyatlar artıyor ama en ucuzu dediğim gibi 4.15'i de varmış. En ucuz şu arkadaşlar. 4.15'e 30'lu yumurta alabiliyorsunuz. 120 lira civarına geliyor. Temel gıdayla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın burada işin içine yerel ürünler girdiği zaman Lübnan parası başlıyor ve benim için hesaplamasının en zor olduğu kısım. Şöyle söyleyelim arkadaşlar 100 bini 1 dolar olarak düşünün. Aslında 90 bin Beyrut lirası 1 dolar ediyor şu anda 2024'ün Ocak ayı itibariyle. Bunu 100 bin diyelim rahat hesaplama olsun. 3.2 dolar arkadaşlar elmanın kilosu. Yani 100 liraya yakın bir elmanın kilosundan bahsediyoruz. Ondan sonra ananas arkadaşlar 9 dolar. Bakın 9 dolara yakın ananasın kilosu var. Narlar 1.8 dolar diyelim. Yani bunları artık 30'a da siz çarpın.
Üzüm 324 3 dolar. Arkadaşlar bu fiyatlar gerçekten inanılmaz pahalı. Şu anda Avrupa'da bile ben böyle fiyatlar görmedim. Ondan sonra şöyle geçeyim hemen. Burada bakın sarımsak şu şekilde kilosu 424 yani 4.2 dolar. Soğan 1.4 1.5 dolar. 1.5 dolar. Tabii bunların üzerine bir %10 daha ekleyin. Çünkü ben 90 binin 1 dolar olduğunu söylemiştim. Bunlar 90 binden biraz daha pahalı. İşte patlıcan, küçük bir patlıcanlar var 1.5 dolar. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kohlrabi diye bir değişik bir şey. Bu da böyle bir şey. Havuç yarım dolardan biraz daha fazlaya geliyor. Salatalık 1.5 dolardan biraz daha fazlaya geliyor. Domates neredeyse 2 dolar civarında. Yani fiyatlar gayet pahalı. Türkiye ile kıyaslayınca sebze meyvede. Burada biraz daha artık hani söylüyor. Bakın bunu tekrar söylüyorum. Bu arada biz çok lüks bir marketteyiz arkadaşlar. Bu top noktası artık. Bunlardan en az bir %25-%30 daha düşürebilirsiniz. Çünkü bulunduğum hiç büyük bir markette denk gelemedim maalesef. Sadece bu lüks semtte geldiğim için fiyatları ancak bu şekilde gösterebiliyorum. Domates, çeri domates mesela bakın 450 gramı 1.5 dolar civarında. Burası da bu şekilde. Yine çok tüketilen ton balıkları arkadaşlar. Şöyle ton balıkları 1.75, 1.59 yani 40 ile 50 lira arasında ton balıkları satılıyor. Biraz daha ucuz firmalar 1.39. Yani 40 liradan aşağı arkadaşlar ton balığı yok. Bir paketinden bahsediyorum sadece. Bakıyorum aşağılarda da yok. Daha pahalı olan çeşitler de var. Tabii burada biraz daha işte içine başka sebzelerin girdikleri daha pahalı olmaya başlıyor. 2.39'a satılıyor mesela. Burada hindi eti var. Bak şey pardon direkt dana etinin. Bize çok olmayan şeyler bunlar bu arada. Bunlar 2.29. Mısırlar 0.79'a satılıyor. Yani neredeyse 30 liraya, şey 25 liraya yakın. Mısır alabiliyorsunuz. Haşlanmış mısır alabiliyorsunuz. Mesela mantarlar bu şekilde satılıyor. 1.35'e. Bu da onlar da 40 lira civarında. Hah yağlar. Artık yağ fiyatları Türkiye'de bayağı düştü. Geçen seneki gibi değil. Ama şöyle göstereyim. Bakın burada 5 litrelik 6.49'a satılıyor. Nereden baksanız Türkiye ile aynı fiyata geliyor arkadaşlar. Hatta Türkiye'den daha pahalıya geliyor. Çünkü Türkiye'de 150 liraya şu an 5 litre alabiliyorsunuz. Ama burada neredeyse 180-190 liraya bu şekilde satılıyor. Şimdi lokal biralara bakalım arkadaşlar. Mekanlarda 4 ile 2 dolar arasında satılan, o da happy hour'sa denk gelirseniz, biralar burada 1 doların altında bira satılıyor arkadaşlar. Her yerde olduğu gibi Lübnan'da da bira Türkiye'den ucuz arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. 1 dolara burada bira alabiliyorsunuz. Hatta bir küçüğü 0.70 dolar. Heineken'ler 1.57 dolar. Aşağı yukarı Türkiye ile hemen hemen aynı fiyata geliyor. Onun dışında Almazan'ın farklı biraları var. Bakın daha ucuz olanlar var. Muhtemelen bakın light demiş. Hafif biralar. Kutular tabii ki daha ucuz. Mesela Beyrut birası buranın yine meşhur biralarından 0.70'e 0.76 dolara satılıyor. Onun dışında biralar da yine dediğimiz gibi Türkiye'den daha ucuza satılıyor. Desperado var 1.90 dolar. Efes, aha bizim Efes. Efes Pilsen arkadaşlar 1.10. Türkiye'den daha ucuz. Bir yine Türkiye'den daha ucuz bira satılan bir ülke bulduk. Ama en ucuzu şu ana kadar gördüğüm %5 olan Rex adı verilen bu biralarda 0.66 dolar. Şimdi arkadaşlar cipslere bakıyoruz. Şöyle çok basit cipsler. Sadece sirkeli ve tuzlu cipsler 0.75 dolara satılıyor. Yani 30 liranın altında satılıyor. Daha böyle farklı cipsler 2.25'e satılan da var. Hepsi ithal. Yine hepsi ithal ürünlerden bahsediyoruz. Çok tanıdık bir cips var mı? Bakalım. Belki oradan kıyaslama yaparsınız. Ha Cheetos'lar var mesela. 2.29'a satılıyor bunlar. Pahalı bayağı. Türkiye kıyaslayınca neredeyse 70-80 liraya bir tane cips alıyorsunuz. Yani Lay's, Ruffles falan şu anlık göremedim ama mutlaka vardır. Ha Pringles'lar 100 lira arkadaşlar. Yok 90 liraya Pringles alıyorsunuz burada. Türkiye'den yine pahalıya geliyor. Türkiye'de şu anda 60-70 lira civarında Pringles'lar satılıyor. Cipsler de bu şekilde arkadaşlar. Çok sorulan sorulardan bir tanesi arkadaşlar Nespresso gibi ya da farklı cihazlarda üretilen kapsül kahveler arkadaşlar. Şöyle içine 20 tane kapsül olanlar 6 dolar. Türkiye'den çok çok daha ucuza satılıyor söyleyeyim. Onun dışında bakın daha küçük paketler işte 10'lu olanlar 3.85'e satılıyor. Daha ucuz var mı? Genellikle ha mesela burada yine farklı bir marka 4 dolara kadar düşüyor. Bakın 20'lisi 4 dolar kapsüllerin. Bayağı kapsüllerin fiyatları iyiymiş. Böyle almak isterseniz bunu alabilirsiniz. Direkt mesela Lavazza'nın kendi ürünleri var burada. 8.29'a satılıyor bunlar. Şurada göstereyim. Onun dışında 6.49'a kalan da var. Biraz daha hani artık toz olarak satılan kahveler 5.5 dolara satılıyor. Bu şekilde dediğim gibi kahvede fiyatları yine Türkiye'ye göre daha ucuz. Böyle farklı markalar da var. Daha küçük paketler de var. 235, 255, 235. Bunlar işte 180 gram, 200 gram bandında satılıyor. Lipton çaylara bakalım. Lipton çaylar bir anda çok ilginç bir şekilde dedim ya işte bakın
kendi ürünleri sanırım bunlar ya da burada fabrikası olduğu için mi bir anda olay şeye dönüyor, Lübnan parasına dönüyor. Mesela şu gördüğünüz paket 1 doların altında satılıyor. Bakın 1 doların altında 100 gramlık çay alabiliyorsunuz. Bunlar demlik çayları bu arada, poşet çaylar değil. Mesela 0.57 dolara yine ithal bir ürün. Şöyle içinde 20 tane poşet çayın olduğu 0.57. Yani çay burada ucuz anladığım kadarıyla. 15 lira yakın bir fiyata şöyle bir çay alabiliyorsunuz. Yüzlü olan paketlerde Dinmah'ın yüzlü paketi. Hatta 2 tane yüzlü demiş burada. 2 gram pardon yüzlü pakette 2 dolara satılıyor. Gerçekten fiyatı çok çok ucuz çayların arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Bakın şöyle soslara bakalım. Domates soslar. Yani organik domates sosları diyor. 1.69, 1.39. Yani çok ürün var. İnanılmaz ürün var. O yüzden hepsini gösteremeyeceğim. Ama hani genel geçer olarak neyin ucuz neyin pahalı olduğunu aslında anlayabiliyorsunuz. Genellikle et dışında ya da çay dışında çok bizden ucuza olan bir şey göremedim. Yağlar aynı fiyatta. Mesela sirkeler işte yine ithal sirkeler 4.5 dolar. 2.99'a da var. Bazen iç sirkeler. Şöyle sosları göstereyim size arkadaşlar. Mesela chipot sos. Türkiye'de çok yaygın. Mesela Bim'de atıyorum. Bunlar böyle aynen bu tarz markalar geldiği zaman yaklaşık 30 liraya böyle bir şey alabiliyorsunuz. Ama burada neredeyse 70 liraya yakın bir fiyata geliyor. Hatta 75 liraya geçiyor. 80 liraya yakın bir fiyata geliyor. Ketçaba da bakalım. Ha burada Heinz'in mesela ketçabı. Büyük bir paketi var mı? Büyük paketini göremedim ama küçücük en küçük Heinz'lar şu gördüğünüz 30 lira. Şu gördüğünüz Heinz'lar. Tabii ki daha yerel, daha büyük kutular satılıyor. Mesela çok büyük şurada kutular var. Bu kaç litre? 2.2 kilo ketçap. 3.29. Türkiye'den ketçap daha ucuz olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında farklı farklı tabii ki soslar da var. Mayonezler de mesela. Şöyle koca bir kavanoz. 1 litrelik mayonez. Mayonez pahalıymış. Onu söyleyeyim. 7.39 dolar. Yani neredeyse 250 lira yakın bir fiyata 1 kilo mayonez alıyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında bakın mesela Şili mayonez, bunlar genellikle 60-70 lira civarındayken Türkiye'de, burada 100 liraya geçiyor. İtalya ürünler ciddi pahalı. Lübnan'da Coca-Cola göremezsiniz. Ben hiçbir restoranda denk gelmedim. Hep Pepsi satılır ve Pepsi de bence fiyatı Türkiye'ye göre çok daha iyi. Bakın burada 2.25 litre Pepsi'ler 1.40 dolara satılıyor. Yani 40 liraya yakın bir fiyata satılıyor. Şu an Türkiye'de artık 50 liraya geçti bunların fiyatları. Daha küçükler bakın 0.50 dolara gayet de Pepsi'nin küçüklerini alabiliyorsunuz. Şurada 3 dolara bunu alabiliyorsunuz. 3 bu niye bu kadar pahalı bilmiyorum ama acaba altılısı mı bilmiyorum ama bu 3 dolara satılıyor ama bunların tanesi 0.50'ye satılıyor. Bence bunların altılısının fiyatı budur. Çünkü 0.50 çarpı 6 3 lira. Yani şu gördüğünüz paketler muhtemelen altılı. Evet, tekli mesela 7up'ın da teklisi 0.60. Bu şişe olarak 0.50. Meyve sularına bakalım. Mesela 0.90 dolara yani 25-26 liraya Tropicana'nın portakal suyunu alabiliyorsunuz. Onun dışında bakın 7 günler yani bunlar Miranda diyorlar. Biz 7 gün diyoruz. Onlar 1.15'e satılıyor. Red Bull'a da bakalım. Red Bull'lar burada çok pahalı. Mekanlarda da inanılmaz pahalı. Şurada bakın mesela burada Türkiye'de bu en son mesela Bim'lerde indirim olduğu zaman 30-35 liraya alırken burada şu anda 1.55 ne yapıyor? 50 liraya yakın bir fiyata. 45 ile 50 lira arasındaki bir fiyata bunu alıyorsunuz. Bayağı bir fiyat farkı var. Bir de işte suyu göstereyim size arkadaşlar temizliğe geçmeden önce. Yine burada tabii ki yine Lübnan parası başlıyor. Şu gördüğünüz 5 litrelik büyük şişeler, galonlar 1 dolardan bir tık daha fazla. Yani 35 liraya 5 litrelik su alabiliyorsunuz. Küçük suları da göstereyim. En küçük sularda yani şöyle bu değil ha şu. Şunu göstereyim. 0.20 cent arkadaşlar. Yani aşağı yukarı 6-7 liraya bunu alıyorsunuz. Su da bizden bir tık daha pahalı. Ama burasında bir lüks market olduğunu unutmayın. Mesela daha ucuzları var. 0.19'a var mesela. Bu da işte dediğim gibi 5'te 1'i 6 liraya satılıyor bu gördüğünüz bu ürün. Ama daha lokal marketler bulabilseydik onlar da bunlardan bir %20 daha ucuz olduğunu görebilirdiniz. Sütleri gösteririm arkadaşlar. Sütlerde bakın tam çıkışta gördüğüm için tekrar açtım. 1.45 dolara sütleri alabiliyorsunuz. 1 litresini. Süt fiyatları da gayet pahalıymış. Şu anda 45-50 liraya geçiyor ama sanırım artık Türkiye'de herhalde o fiyatlara da dayandı. Ama 4'lü alırsanız mesela bir tık daha ucuza gelme ihtimali oluyor. Ama yok. 1.5 dolara ortalama 1 litre süt alıyorsunuz. Daha ucuzunu da görmedim. En ucuz 1.5 dolar.
Şimdi arkadaşlar diş macunları son zamanlarda yine zam şampiyonu artık. Türkiye'de diş fırçalamaktan bile yani insanlar artık kaçmaya başladı. Bu yüzden zaten çok sevmiyorduk. 1.15'e mesela Colgate'in en ucuzunu alabiliyorsunuz. Şöyle büyükçe bir Colgate 1.15 yani 30 liraya alabiliyorsunuz. Ama daha böyle işte klasikten dışındaki markalar mesela 4.75 dolara yakın. 150 lira yakın bu var. 170-80 liraya şu mesela bunlar Türkiye'de 120 lira civarında. Sensodyne'ler çok pahalı. Bakın 250 liraya şu satılıyor arkadaşlar. Onun dışında White Numb'lar var mesela 5 dolara civarında. Diş macunları da bu şekilde. Ondan sonra burada ne var? Burada bunları geçeyim artık peçeteye falan anlatma gerek yok ama tuvalet kağıdını göstereyim size. 9'lusu 50 lira. Arkadaşlar 9'lu yok 50 lira değil 60 lira yakın 9'lusu geliyor. Daha büyükler var mı? Mesela burada 28 tane artı 32 tanesi 5.79 euro dolar. Ne yapıyor? 6 dolar. O da işte 6 dolar 150-180 lira arasına satılıyor. Daha böyle mesela 12'li olanlar var. Daha küçükler var. Selpak bizim markamız. Bizim markamız diye biliyorum da Selpak emin değilim. 1.35 diyor da tam anlamadım. 13.99. Bakın işin içine ithal bir ürün geldiği zaman eczacıbaşı zaten yazıyor. 14 dolara geliyor. Yani neredeyse 450-420 lira yakın bir fiyattan bahsediyoruz. Artık insanlar çocuğuna bez almak istemiyor biliyorsunuz. Bakın 46'lısı 9.25. Bunlar Alman malı bu arada. Pampers'lar 14 dolar 36'lısı. Pampers'ların daha böyle işte büyükleri 88'lisi arkadaşlar 17 dolar. 17 dolar 88'lisi. Happy's'ler burada yine 7 dolar. O da işte 200 küsür liraya geliyor. Sonra bir deterjanları göstereyim. Ondan sonra artık videomuzu bitireceğiz. Şampuanları da bir göstereyim. Head & Shoulder'lar Türkiye'den ucuz arkadaşlar söyleyeyim. 3.59 100 lira civarına, 110 lira civarına Türkiye'den bir tık daha ucuza alabiliyorsunuz. Clear'lar 4 dolar diyelim buna. 4'ten biraz dolardan biraz daha fazla. Yani 120-130 liraya siz bu Clear'ı şampiyonu alabiliyorsunuz. Onun dışında Dove'lar. İşte bakın burada biraz daha herhalde bir karışık işte. Bazen Lübnan parası gidiyor, bazen dolar gidiyor. Daha duş jelleri 3.35 dolar Adidas'ın 100 lira civarında. Bunlar da biraz bir tık daha ucuz geldi sanki gözüme. Onun dışında böyle birçok ürün var. Son olarak bir de deterjanları gösterelim. Bakın yumuşatıcılar 7 dolar. Omo'nun yumuşatıcıları 3.5 dolara yakın. Yani 100 liraya bir tık fazlaya alabiliyorsunuz. Deterjanlar 10 dolara yakın. 4 kiloluk deterjan 9.5 dolar. 270-280 liraya Persil'in 4 kiloluk deterjanını alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani deterjanlar da aşağı yukarı bu şekilde. Ama mesela şurada 650 gramlık Yes diye bir marka var mesela. 1.55 dolar. Yani 40 liraya şu şekilde bir 1 kiloluk deterjan alabiliyorsunuz. Artık bunu hanımlar belki daha iyi bilirler kıyaslamasını ama ben açıkçası tam hatırlamıyorum. Burada da gördüğünüz gibi mesela şöyle bir kocaman 3 litrelik yumuşatıcı daha bir yerel marka diyebiliyorum. 3.5 dolara satılıyor. Ha bir de Vernel göstereyim. O da 2 litreli 3.15'e satılıyor arkadaşlar. 100 liraya Vernel alabiliyorsunuz. Şimdi biraz da alkol kısmına bakalım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Lübnan şaraplarını önce şöyle söyleyeyim. İnanılmaz güzel şaraplardır. Ama pahalıdır. Şu anda 9.90'dan başlıyor. 25, 50, 40'a kadar bakın 59 euroya, dolara kadar şaraplar satılıyor. Yani neredeyse artık 200 liradan başlıyor bu arkadaşlar şarap fiyatları burada. Ha yine Türkiye'ye göre bazı markaların ucuz olduğunu söyleyebilirim tabii ki ama iyi şaraplar 1000 liralara geçiyor. Burada bakın işte Şalaveller var 10 dolar. Ondan sonra farklı farklı ülkelerin de şarapları var. Ama mesela 6 dolara da var şarap ama genel olarak 10 dolar civarında şaraplar satılıyor. Burada işte Rose şaraplar var mesela 5.59 dolar 3.95'e var. 11.99 var daha büyükleri. Ve burada şunu göstereyim bu bayağı ünlü bir şarap mesela Sept şarapları. Bu da burada 22.20. Mesela bizim dün gittiğimiz restoranda 25 dolara satılıyordu ama bir restoranda 25 dolar olması da bence gayet makul markette 22 dolar olmasına göre. Onun dışında yine şampanyalar falan yine bu fiyata. Sonra şu tarafa bakalım. Mesela Zubrowka, Polonyalıların en ünlü vodkası arkadaşlar. 4.89 euro dolar, özür dilerim. Fiyat gayet iyi ama Polonya'da tabii ki daha ucuz. Onun dışına bakın başka vodkalar da var burada. 7.90, 12.90. Bu fiyatları görebiliyorsunuz. Sonra burada 15.99'a Gordon'ın işte İtalyan vodkaları var. İşte limoncello gibi düşünün. Sicilya limonundan yapılan meşhur 16 dolar civarında. Böyle güzel fiyatlar var. Mesela burada Sherdan'lar 22 dolar.
Jagermeister'lar 15 dolar. Yani içki fiyatları da aşağı yukarı bu şekilde. Sadece şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. Mesela Johnny Walker'ın elmas viskisi Free Shop'ta 25 dolarken, 25 euroyken hatta burada 20.99 dolar, 5 dolar daha ucuza geliyor. Yani böyle marketlerde alabilirsiniz ama ucuz olduğunu söyleyemem.